Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Elazığ At Yarışları'nda Üzüm Festivali koşusu düzenlendi. Yurtbaşı Hipodromu'nda düzenlenen koşuya Tarım İl Müdürü Ali Kılıç, Üzüm Üreticileri Birlik Başkanı Cengiz Öz ve diğer ilgililer katıldı. Yarış sonunda dereceye giren at sahibine ve jokeyine plaket ve üzüm hediye edildi. Sayın Ali Kılıç, kazanan atın sahibine rekaletten Sayın Vedat Öngör'e kristal şeklini takdim ediyorlar. Geçmeye altınlar hediyesini takdim ediyorlar. Üzüm Festivali koşusu ile ilgili bir değerlendirme yapan Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, üzümün Elazığ ekonomisi için değerli bir meyve olduğunu söyledi. Elazığ için ekonomik değeri önemli olan üzümün tanıtılması için bugün düzenlenen at yarışını izledik. İlimiz için ekonomik değeri çok yüksek olan üzüm, hakikaten bölge insanının hem ekonomik anlamda hem de istihdam anlamında çok ciddi katkılar sunuyor. İlimiz için önemli olan üzümün tanıtılmasında bu tür etkinliklerin yapılması, bir festival düzenlenmesi veya bu amaçla bir yarışmanın tertip ediliyor olmuş olması bizim için hakikaten çok önemli. Türkiye Jokey Kulübü'nün ilimizdeki üzümün tanıtılmasında bu yarışı düzenlemiş olması da ayrı bir mutluluk verici, bizim için bir güzel bir olay. Bu anlamda Türkiye Jokey Kulübü'ne ve özellikle de Elazığ Hipodrom Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yöre için önemli olan ve birden çok fazla üzüm türünü barındıran ilimiz için bu üzümün tanıtılması hem ekonomik anlamda, hem sofralık anlamda, hem şıralık anlamda tüketicilere ulaştırılması açısından bu etkinliklerin artarak devam etmesini arzu ediyoruz ve ilimizde bu etkinliğin devamını her zaman talep ediyoruz. Herkese saygılar sunuyorum. Hipodrom Müdürü Muhammed Demir Çelik de marka değeri olan Elazığ üzümlerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz dedi. Üzüm Festivali koşusuna hoş geldiniz. Bilindiği üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Orcik ve Bağ Bozumu Festivali, Elazığ'da yetiştirilen üzüm ve orciyi daha geniş kitlelere tanıtmak, üzüm üreticilerini desteklemek amacıyla 2006 yılından itibaren düzenlenmekte. Bu yıl 16'sı düzenlenecek olan festivale Elazığ Valiliği başta olmak üzere Elazığ Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve yanı sıra Ticaret Sanayi Odası, Ziraat Odaları destek olmakta. Bu koşu vesilesiyle yöreye has olarak yetiştirilen üzüm çeşitlerinden öküz közü ve boğaz kere Türk Patent ve Marka Kuruluşu tescillenmiş dünya markalarını biz de ülkemizde tanıtmayı hedefliyoruz. Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Özde yaptığı açıklamada tanıtım için katkı sunanlara teşekkür etti. Coğrafi işaretli Elazığ öküz gözü boğaz kere üzümleri, Elazığ kırmızısı, ağın beyazı üzümlerinin yetiştiği, daha birçok 60 çeşide varan üzüm çeşidinin yetiştiği Elazığ'ımızda Türkiye Jokey Kulübü'nün üzüm ve üzüm üreticilerini desteklemek amacıyla yapmış olduğu bu yarıştan dolayı teşekkür ediyoruz. Umuyor ve bekliyorum ki Sayın Müdürüm de az önce söyledi, yakın bir zamanda üzüm bir burada Jokey Kulübü'nde düzenlenecek bir ulusal bir festivalle bunu taçlandıracağız. Şimdi üzümle at aslında birbiriyle ilitili. Şöyle ki atlara enerji veren kuru üzüm, atlar bu koşularda kuru üzümle besleniyor. Kuru üzüm gerçekten atlar için enerji verici, çok kıymetli bir besin. Atlar asil hayvanlar. Bu üzüm de asil bir meyve. Kadim kültürümüz içerisinde özellikle Elazığ'da 4000 yıla aşkın bir geçmişi var üzümün ve üzüm çeşitlerinin. Bu anlamda Türkiye Jokey Kulübü'ne büyük kitlelere ilimizde yetişen çok kıymetli üzümlerin tanıtımı ve geliştirilmesi için yapmış olduğu çalışmadan dolayı Türkiye Jokey Kulübü'ne, özellikle de Jokey Kulübü buradaki müdürümüze teşekkür ediyorum bu gayretlerinden dolayı.